Şunu Şeyh Nurullah hakkında rahmetullahi aleyhi bunu biliyor, şunu biliyorum. Şeyh Nurullah rahmetullahi aleyhi küçüklüğünde Şeyh Seyda'nın yanında büyümüş, tabi büyüyen bir insan. Hem de terbiye, Şeyh Seyda rahmetullahi aleyhi büyük bir zat, Şeyh Seyda gibi büyük bir zattan terbiye gören bir insan. Hem de onun oğludur tabi. Hepsinden öte onun oğlu olduğundan. Tabi bu hem çok büyük bir nimet, hem çok büyük bir yani Şeyh Muhammed Nurullah ne kadar büyük olursa, ne kadar zekali olursa, ne kadar alim olursa, ne kadar derin olursa gene bana göre az geliyor. Çünkü hem Şeyh Seyda'nın oğlu olduğundan dolayı, hem de Şeyh Seyda rahmetullahi yanından terbiye gören bir insan, hem de ondan ders alan bir alim, bir talebe. Şeyh Muhammed Nurullah rahmetullahi aleyh küçüklüğünden Şeyh Seyda'nın yanında ders okuyan, gören bir insan. O bereket, benim kanaatıma göre, o bereketin münasebetiyle Şeyh Seyda rahmetullahi aleyhinin terbiyenin bereketin münasebetiyle Şeyh Muhammed Nurullah daha küçük yaşlarında, daha küçük iken çok büyük bir alim oldu. Çok ileri gören, ileri görüşlü sahip olan, hem de çok ileri gören bir insandı. Çünkü Şeyh Nurullah rahmetullahi aleyh böyle küçüklüğünden, biz küçüktük Serdah'da, bize böyle diyordu: bir gün gelecek, hepinizin taksisi olacak. Şeyh'im ne zaman? Yani biz inanmıyorduk öyle şeyler. Ne zaman biz mi taksi sahibi olacağız? Evet, evet dedi, bize böyle diyordu. Bir gün taksiniz olacak, arabanız olacak, siz inanmayacaksın ama bir gün böyle olacak. Böyle Şeyh Muhammed, siz çok uzak ülkelere gideceksiniz, yerlere gezeceksiniz. Şeyh Muhammed Nurullah o küçüklüğünden bize öyle şeyler anlatıyorlardı. Hiç inancımızda olmayan şeylerdi. En sonda her şeyi, onun söylediklerini, her şeyi gördük. Onun söyledikleri hatırımıza geldi. O zaman Şeyh Muhammed Nurullah'ın büyük olduğunu ve çok ileri zeka sahibi olduğunu sonra anladık. O zaman bilmiyorduk. Şeyh Muhammed Nurullah'ı böyle biliyorum. Hem de beraber çok. Biz talebedik. O da talebeydi ama talebe değildi. Onun zekası, onun bilgisi bizim hocalarından maşallah çok daha üstündeydi. Biz böyle beraberliğimiz var biraz. Pikniklere gidiyorduk. Beraber kalıyorduk. Bazı geceler beraber yatıyorduk hücrede. Tabii onun camisine geliyorduk. Biz ona geliyorduk. O değil, biz ona gidiyorduk. Hem şeyhimizin oğluydu, hem kendisi şeyhimiz sonunda oldu, hem de beraber arkadaşlığımız çok olduğu için ondan ayrılmıyorduk. Yani biz nerede başka camilerdeydik, sabretmiyorduk, onun yanına geliyorduk biz. Yani o da tabii seviniyordu. Allah rahmet eylesin, bunları hakkında biliyorum.